Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir börek lezzetinde ve börek tadında olan fırında karnabahar kızartması tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya geçelim. Bir adet orta büyüklükteki karnabaharımızı güzelce ayıklayalım ve bol suda yıkayalım. Karnabaharları kaynayan tuzlu suyun içerisinde haşlayalım. Yalnız arkadaşlar çok haşlamayacağız. Birazcık diri kalacak ki yapacağımız işlemlerimizde başarılı sonuç elde edelim. Evet, haşlanan karnabaharlarımızı bir süzgeç yardımıyla süzelim. Bakın bu şekilde biraz diri olacak arkadaşlar. Biz de bir kenarda karnabaharımızın sosu için 2 yumurtayı karıştırma kabının içerisine ilave edelim. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave edelim. Yumurtayla yoğurdu çırpma teliyle güzel bir şekilde çırpalım. İçerisine 1 su bardağı süt ilave edelim. Yarım su bardağı zeytinyağı ilave edelim. Çırpma teliyle güzel bir şekilde çırpalım. İçerisine yarım su bardağı un ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ilave edelim. Çırpma işlemine devam edelim. İçerisine 2 çay kaşığı pul biber ilave edelim. Bir çay kaşığı karabiber ilave edelim. Yarım demet maydanozun yarısını içine, yarısını üzerine ilave etmek üzere kenara ayırdık arkadaşlar. Onu da ilave edelim. 2 çay kaşığı tuz ilave edelim. Tekrar karıştırma işlemine devam edelim. Sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi içerisine haşlamış olduğumuz karnabaharları ilave edelim. Ve sosumuzla alt üst yaparak bir güzel karıştıralım. Soslamış olduğumuz karnabaharlar bir kenarda beklerken dikdörtgen bir fırın tepsisi, borcam fırın tepsisini alalım. Her yerine girecek şekilde güzel bir şekilde sıvı yağla yağlayalım.
İçerisine soslamış olduğumuz karnabaharları her yerine gelecek şekilde güzelce yerleştirelim. Derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Bakın ne kadar güzel kızardı. Şimdi fırından çıkartmış olduğumuz karnabaharımızın üzerine rendelemiş olduğumuz kaşarları güzelce her yerine gelecek şekilde serpelim. Kaşarınız üzerine serpelim ve elimizde kalan maydanozu da her yerine serpelim ve tekrar kaşarlar eriyene kadar fırınımızda bekletelim. Evet, karnabaharlarımız gayet güzel bir şekilde pişti. Kaşarlarımız eridi ve mis gibi görünüyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer, kanalıma abone olup bana destek verirseniz ve bildirim zilini aktif hale getirirseniz diğer gelecek olan videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de o değerli yorumlarınızı gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.